Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz önce. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Konya'da olmaktan her zaman keyif duyduğumuz bir noktadayız. Evet, sağ olun. Şimdi Konya aslında tarımın yoğun olduğu, evet, çiftçilerin yoğun olduğu, bereketli toprakların olduğu, evet, bir ildeyiz. Evet. Siz de bu bereketli topraklarda aslında bir sosyal sorumluluk projesiyle, aynen, bir adım atmışsınız. Çalışmaların genelini konuşacağız ama şöyle çok kısa sizi bir ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize, evet, tanıtalım. Murat Ünaldı kimdir? Sektöre girişkeniniz nasıl gerçekleşti? Murat Ünaldı, 1972 Konya doğumluyum. Babamızın mesleği üzerine metalcilikle geldik. Bu sektör üzerinde yürüdük. Kaç yıl oldu o metalcilik? Bayağıdır değil mi? Eski yani bir ailenin geçmişi var. 45 yıldır yaklaşık baba mesleğimiz. Devam ediyor. Devam ediyor. Hala, evet, bu işi yapmaya devam ediyoruz. Fakat farklı bir sektöre girelim dedik. Tarım sektörüne girelim dedik. Kendi oğullarımla birlikte. Evet. Bu gübre işine, daha doğrusu bu kimyasaldan yorulmuş topraklara bir katkı da biz bir ne can yapabiliriz? Verelim. Bir can verelim. Evet. Bu bereketli topraklar, hı-hı, dediniz ama bu bereketli topraklar gün geçtikçe yorulmuş topraklar halini almaya başladı. Biz de bu topraklara neler yapabiliriz diye değişik bir adım attınız. Girelim dedik. Evet. Bir adım attık. Evet. Peki solucan gübresi Türkiye'de son yıllarda gelişen, Türkiye'nin, evet, farklı illerinde de benim birçok röportajım var. Evet. Siz de onun bir adımını atmışsınız. Evet. Nasıl oldu o çalışmanın başlangıcı? 4 aylık bir süreçten bahsediyoruz şu anda. Yani daha yeniyiz. Yaklaşık belki 6-8 aylık bir araştırmamız var ama fiili olarak 4 aylık bu işi yapıyoruz. Türkiye'de gelişen ekonomi bu yönde, tarımla alakalı. Evet, evet. İlla ki üretimden geçiyor bu. Hı-hı. Üretimin neresinde olabiliriz? Nasıl destek verebiliriz? Makine mi yapabiliriz? Başka ekim mi yapabiliriz? Hayvancılıkla mı uğraşabiliriz falan diye baktığımız zaman, ama ilk önce üretime topraktan başlamak gerekiyor. Evet. Biz de toprakla ilgili bir sektöre girdik yani, evet, bu şekilde yaptık. Peki ilk kaç tane aldınız? Ne cins bir solucan bu? Biz 250 bin tane kırmızı Kaliforniya solucanı ile başladık. Tahminime göre şu anda yaklaşık 500 bin tane de devam o civarlara ulaştı. Devam ediyoruz. İşte aylık olarak şu andaki kapasitemiz yaklaşık 5-6 ton civarında bir ürün alabiliriz. Peki. Devam edeceğiz. Şimdi bu özel bir ırk olduğu için, evet, sonuçta yurt dışından geliyor bu solucanların ana şeyi Amerika diyebiliriz. Hı-hı. Kırmızı Kaliforniya, evet, dediğimiz cinsin hızlı üredikleri için tesiste tabii yavaş yavaş büyüyecek anladığım kadarıyla. Onun hedef sorusunu, evet, da soracağım size. Evet. Nasıl hazırlıyorsunuz? Onlara bir mama veriyorsunuz. Evet. Mama dediğimiz, tabir ettiğimiz mama diye neler tabir karıştırıyorsunuz? O fermente durumlarından biraz bahsedelim. Fermentede %70 oranında büyükbaş hayvan gübresi. Evet. Ama bu yanmış, separatörden geçmiş. Hı hı. Tabiri caizse ayıklanmış, daha evet, hijyenik, evet, hale gelmiş hayvan gübresi ile bildiğimiz normal meyve sebze çürümüşleri. Evet. Aynı zamanda. Yani o pazarlarda bile yerlere atılan, aynen, atık dediğimiz. Onlar atıklarla birbirine ferment ediyoruz. Çürümüş şekilde solucanlarımıza bu şekilde mama olarak, evet, bunun yemarma makinemizde burada karıştırıp o şekilde gayet hazırlayıp şekilde veriyorsunuz. Evet, bunun içerisine veriyoruz, yumurta kabukları, çay posaları, meyve kabukları, meyve kabukları, çay, evet, posaları, yumurta kabukları, yani çürümüş ne varsa bunu verebiliriz. Yani. Peki makinede asidi olmayan her şeyi kabul her ediyorum. Şeyi verebiliyorsunuz, evet, bu hayvanlara. Peki Murat Bey, şimdi havuzlar oluşturuyorsunuz. Evet. Hayvanların belli bir hacim, belli bir santimetre, evet, ve bir ısıda durması gerekiyor. Evet. Bunu biraz anlatalım mı? Nasıl bir sistem var? Yani şöyle söyleyeyim. Aslında bu solucanlar 5 derece ile 25 derece arasında yaşayabiliyorlar. Ama verimli olmaları için ortalama 20 derece civarında olması lazım. Bir ısıda olması gerekiyor. He, ortalama öyle. Havuzların ama hacmi var, bir yüksekliği var. Evet, havuzlar 60 santim yüksekliğinde. Bıçak sistemli havuzlar altında yaptırmış. Bir bıçak, evet, sistemi var. Yemlediğimiz zaman solucanlar sürekli yukarıya çıkıyor, evet, yemek için. Alttaki kendi gübrelerini bırakıyorlar. Biz de bıçak sistemleriyle alttaki gübrelerini kesip aşağıya indiriyoruz. Hangi dönemlerde yapıyorsunuz bunu? Belli periyotlarda bunu, mı? Bunu yaklaşık her haftalık dönemde yapıyoruz. Her hafta bir her kere hafta, yapıyorsunuz, evet, bunu. Evet. Ne kadar alıyorsunuz ortalama şu anda? Yani bu haftalık yaptığınız yani çalışmada. Herkes işte yaklaşık 1 ton civarında alıyoruz. 1 ton, evet, civarında. 2 tane var değil mi şu anda? 2 tane var. Havuzumuz. Evet. Ama bu büyüyecek anladığım büyüyecek, kadarıyla. Büyüyecek, evet. Peki. Çünkü solucanlar şimdi çoğaldıkça tesisi büyütmek zorunda kalacağız. Peki hedef sorusunu soracağım. Evet. Şimdi oğlunuzu buraya davet edeceğiz. Evet. Beyefendi gelsin bir bakalım. Sizi de alalım buraya. Buyurun. Sizi az böyle alayım. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Şimdi önce kısaca bir sizi de tanıyalım. Genç girişimci bir kardeşimsiniz. Babanıza yardımcı oluyorsunuz. Bu organik çalışmayla ilgili ama çok kısa şöyle bir şahsınızı önce bir tanıyalım. Daha sonra da şöyle bir hizmetleri konuşalım. Size soracağımız güzel sorularımız da var. Adım Mehmet Sami Ünal'dı. Evet. 1992 Konya doğumluyum. Evet. Babamızın mesleğini biz de devam ettiriyoruz, dedemin mesleğini yani. O metal işi zaten devam ediyor. Devam ediyoruz. Bu sektöre de girdik. Evet, peki şimdi şöyle bir tutalım torbayı, şöyle bir yapalım. Şimdi böyle torbalama sistemleri yapıyorsunuz, evet, değil mi? Bunu bir anlatalım mı? Şimdi babanız dedi, haftalık zaten belli bir periyotlarda bıçak sistemiyle ürünü alıp, ondan sonraki aşamayı anlatalım. Bu paketlemeye nasıl geçiyor? Bunun çeşitli gramajları mı var, kilosu mu var, sıvı kapsülleri de var galiba. Evet. Vallahi abi şimdi bunu şey olarak yaptık. Yani böyle tanıtım amaçlı. Tanıtım amaçlı yaptınız. Ciddi, daha böyle şey müşterilerimize hitap, evet, etmek için. Hı-hı. Bunu böyle paketliyorsunuz. Şer kilo olup yaptık. 5 kilo olup yaptık. Evet. 10 kilo olup yaptık. Bunlar böyle. Müşterilerin anladığım kadarıyla taleplerine, isteklerine, evet, göre bu şekilde ulaştırıyorsunuz. Yani biraz daha şu anda denemeye yönelik müşterimiz çok. Denemek isteyen çok. O faydasını görmek isteyen çok. Biz yine çalışmalarımız devam ediyor. O zaman orada hemen şöyle parantezi genişleteyim ben. Şimdi çiftçilerimiz, tarım sektöründe olan vatandaşlarımız böyle geçmişe dayalı tarımla hareket ettikleri için bu sektörü yeni yeni tanıyorlar. Siz, evet, onlara tanıtıyorsunuz. Evet. Çiftçilerimizi nasıl bir işlendiriyorsunuz burada? Onlara nasıl anlatıyorsunuz bu ürünün faydasını? Vallahi hayvan gübresiyle kimyasal gübrenin arasındaki farkı anlatıyoruz. Evet. Ve solucan gübresinin arasındaki farkı anlatıyoruz. Yani mesela asit değerlerini, azot değerlerini. Evet. Ondan sonra şey... Yani siz aslında bir nevi ölmüş toprağı tekrar canlandırmak adına bir hamle yapıyorsunuz, değil mi? Evet. Şu anda bir sosyal sorumluluk projesi de diyebiliriz aslında bu. Aynen. Ben size ve tüm ekibinize, ailenizle birlikte başarılar diliyorum. Bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. İnşallah ilerleyen zamanda İnşallah. Şöyle işinizi biraz daha iyi noktalara taşıdığınızda tekrar sizinle bir araya gelmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.